Dün de bültenlerimiz içerisinde sizlerle paylaştığımız bir başlıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemdeki en kapsamlı kış tatbikatı düzenleniyor değerli izleyiciler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kars'taki tatbikat alanına gitti bugün. Detayları şimdi A Haber ekibinden Mert Acaleoğlu'ndan dinleyeceğiz. Mert, söz sende. Banuel, nefes kesen o tatbikat tüm hızıyla devam etmekte. Ben şöyle çekileyim, sahayı sizlere göstereyim. Şu an itibariyle özellikle karadan tankların ilerleyişi büyük oranda tamamlandı. Birçok atış gerçekleştirildi sahada. Şu an itibariyle tanklar halen daha belirlenen hedefler önce yumuşatıldı hava atışlarıyla birlikte ki bu noktada F-16'lar atış gerçekleştirdi. Atak helikopterleri, obüsler, topçu atışları yapıldı. Şu an itibariyle atak helikopterleri havada. O noktadan onlar da çalışmalarını devam ettiriyor. Tabii ki öncelikle bir tatbikat taarruz senaryosu oluşturuldu ve bu senaryo üzerinden de birçok atış gerçekleştirildi. İfade etmiş olduğunuz gibi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şu an itibariyle burada tatbikatı yoğun bir şekilde o da takip ediyor. Özellikle bunun yanı sıra Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un da tatbikatta olduğunu belirtelim. Şu an itibariyle kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya sizlere gösteriyor. Senaryo gereği bir kişi orada bir yaralama yaşandı. Senaryo gereği tabii ki. O şu an itibariyle orada bulunan helikopter vasıtasıyla alınacak. Oldukça önemli bir tatbikat. Azerbaycan askerleri ve Türk askerlerinin gerçekleştirmiş olduğu ortak tatbikat Kars'ta şu an itibariyle gerçekleştiriliyor. Bilindiği üzere Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir gerilim vardı burası. Ermenistan sınırına tam 40 kilometre uzaklıkta. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Yoğun bir şekilde atışlar gerçekleştirildi. Belirlenen hedefler başarılı bir şekilde vuruldu. Tankların ilerleyişini izledik ki oldukça geniş bir alanda ilerleyişini tamamladılar ve önceden atışla vurulan noktaların yani yumuşatılan noktaların aslında zaptını sağlıyor gibi düşünürsek o noktaları zapt ettiler şu an itibariyle tanklar. Öte yandan orada bulunan helikopterle birlikte de şu an itibariyle orada yaralanan kişinin alınması gerçekleştiriyor. Tabii ki bunun bir senaryo olduğunu tekrar etmekte fayda var. Çok sayıda personel tatbikatta görev alıyor. Oldukça büyük ve geniş kapsamlı bir tatbikat. Bu kapsamda F-16'lar da burada çalışmalarını, atışlarını gerçekleştirdi. Toplamda 1268 personelin katılmış olduğu bir tatbikat. Evet, helikopter senaryo gereği orada bulunan yaralı kişiyi aldı ve şu an itibariyle gidecekleri noktaya doğru götürüyor. Öte yandan atak helikopterleri buradaydı. Onlar yoğun bir şekilde atışlarını gerçekleştirdi. Yine SİHA'ların burada atış gerçekleştirdiğini belirtelim. Onların da belirli alanları var. Öte yandan bakın hemen sağ tarafta kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya sizlere gösteriyor. Türkiye ve Azerbaycan bayrağı o noktaya çekildi. Orası alındı anlamına geliyor yani. Yani şu an itibariyle tatbikatın aslında sonlarına doğru yaklaştık. İki dost ve kardeş ülkenin bayrağı görmüş olduğunuz gibi o tepeye orada bulunan askerler tarafından çekildi ve tatbikat başarılı bir şekilde son bulmak üzere. Bunlardan son olarak bir faaliyet daha olacak. Onlar da şu an itibariyle geliyor. Bilindiği üzere Cooking tarzı, Chinook tarzı helikopterler var. Yük taşıma helikopterleri. Onlar da şu an itibariyle hemen sol taraftan o yükü almışlar. Faaliyet alanına doğru geliyorlar. İlerleyen dakikalarda paraşütle atlama da göreceğiz birazdan. Evet, o da şu an itibariyle gerçekleşti. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya da şimdi sizlere o anları gösteriyor. Evet, paraşütle birlikte de bir şey bırakıldı oraya. Buradan çok küçük görünüyor. Bunu da ifade edelim şu an itibariyle. Evet, iki paraşüt gördük. Onlar da tatbikatta şu an itibariyle yere doğru inmeye devam ediyor. Bir yardım malzemesi de olabilir. Onu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz sanırım. Evet, hemen sol tarafta da Chinook tarzı helikopterler havada. Onlar da yavaş yavaş bu noktaya doğru gelecek. İşte bu yoğun tatbikatta artık sona gelindi. Bugün önemli bir gündü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da buradaydı. Gelişmeler bu yönde. İlerleyen dakikalarda burada farklı detaylar olursa paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Banu Yer, sözü yeniden size bırakalım. Evet, Mert Acaleoğlu'na da teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için.